Wikipedia'da ben öylesine sinsice yazılar var ki ya. ben profesörüm yazım benim yazım girmiyor. Benim yazımı almıyor. Hmm. Ama bambaşka bir adam bir şey yazıyor, hoşuna gidiyor yeri, ya da yazdırıyor. Yeri gelmişken bu uyarı yapalım gençlere. Gençler çünkü bilgiyi oradan edinmeye başlıyorlar. Wikipedia bundan. tam sinsice bir e, İslam düşmanlığıdır, Türk düşmanlığıdır, Osmanlı düşmanlığıdır. Doğruyu tamamen bambaşka eğri, eğriyi doğru göstermekte bir numaralı şeyi vardır. Belli insanlara yazdırır, hı hı. onları kor ve tamamen sinsice bir şey yürütür, ilmi hı. bir hareket yürütür. Evet. Wikipedia'ya son derece dikkatli olması lazım. Belli bir lazım. zihniyetin propaganda araçlarından Kesinlikle biri. Kesinlikle öyle ve Türkiye'de Wikipedia. o zihniyet tamamen gözükür. Mesela ben bazı çalışmalarım var, Amasya'da işte bir takım alimler var. Mesela Baba İlyas Horasani. Bakıyorum onunla ilgili ve onun çevresiyle, halifeleriyle ilgili her şeyi Şiidi gösteriyor. Ve Amasyalılar şimdi buna inanıyor. Nereden alıyorlar bilgileri? Wikipedia'dan alıyorlar. Evet. Wikipedia'dan alıyor, Amasya'nın sitesine koyuyor. Ya niye koyuyorsun kardeşim? O değil işte. O öyle değil. Bazı yazarlar var biraz onlara da yakın. Hı hı. Bunu böyle yazıyorlar. Değil. Ben bunu istedikleri yerde tartışabilirim. Hatta bir programda da biraz konuşabiliriz onlardan hı hı. inşallah. Ama şaşırdım. Amasyalılara dedim sahip çıkın değerlerinize. Bilinmiyor çünkü. E, neticede de bakıyorum Wikipedia. Onlarla doldurmuş bütün bilgiyi. E şimdi bizim geyikli Baba değil mi? Osmanlı'nın kuruluşunda çok. Orada yazıyor. Alevi, Şii, şeyi veriyor onlara Wikipedia. Allah Tabii Allah. o kadar sıkıntılı Wikipedia bunları konuştuğumuz zaman. Genelde değil de zaten o onun üzerinde çok çalışıyorlar. Evet. Yani normal işte canım şöyle savaş olmuş, böyle savaş bu değil. İşte şahıslar. Onu bize okutturuyorlar. Şöyle savaşı, böyle savaşı bol bol bize okutuyor. Ötede kendi vereceği o fikri zikri aşılıyor. aşılıyor aşılıyor yani bunu özellikle yapıyor o yüzden gençler e, tarihi öğreneceğiniz yerler kitaplardır ve belli başlı kitaplar öyle. her kitaplar da değildir yani Aynen. tarih kitaplardan öğreniyoruz öğrenilir diyoruz da bir de hangi kitaplar hangi diye de sormak lazım tabii hocam kesinlikle öyle yani bu konuda inanılmaz seçici ve imtinalı davranmak gerekiyor yoksa yanlış dibinde duruyor ya. Evet. Yani atla, atlarsın hemen çok çabucak tuzağa düşersin. Öyle bir zamandayız evet. çünkü yani. Hele Ve internetle beraber bu iş inanılmaz tehlikeli oldu İnternette öyle paralar ödüyorlar. Önümüze ilk onu koyuyorlar e, veya maksatlı şekilde değil mi? Tabii. Bir şey aradığında ilk çıkana insanlar en üste bakıyorsun. Tabii. Yanlışlar. Onun için bakacaksın. Ciddi bir makale mi, ciddi bir kitap mı, ciddi bir eser mi internette olan kaynaklı mı hangi kaynakları kullanıyor yani bunu aramak ve doğruya ulaşmak gerçekten bir sanat işi